Allah'tan ne istemeliyim? Mümin kişi olarak Allah'tan ne istersin? Ne istiyoruz? Ne demeliyiz? Mümin olarak Allah'tan ne istiyoruz? Allah'tan ne istersin? Mümin kişi olarak Allah'tan ne istersin? Ne dilersin? Rıza sözü, kabul sözü çok tehlikeli bir sözdür. Ve çok yüksek bir bedel ödemelisin ona ulaşmak için. Allah'ın seni kabul etmesi için sen Allah'ı kabul etmelisin. Söyle. En son ne zaman şikayetçi oldun Allah'tan? Ne zaman bir şey hoşuna gitmedi? Herhangi bir şey. Belki bugün. Öyle değil mi? Belki biri sana geldi, kötü bir söz söyledi ve üzüldün, öfkelendin. Allah bunun olmasına izin veriyor. Öyle değil mi? Bir yaprak bile ağaçtan Allah'ın izni olmadan düşmez. Bu ne demektir? Biz Allah'tan istediğimizde Allah'ın rızası, neyin rızası? Allah'ın neyden hoşnut olması? Biz Allah'tan bizden hoşnut olmasını istiyoruz. Ne için? Biz ne yapıyoruz? Bize geri geldiğinde. Bir mümin kişi olarak Allah'tan ne isteyeceksin? Merhamet kim için merhamet? Kendin için mi? O zaman bencil oluyoruz. Mümin kişi olarak ne isteyeceksin Allah'tan?
her gün kuvvet veriyor, öyle değil mi? Allah bu dünyaya kuvvet veriyor. Allah merhamet gönderiyor bu dünyaya. Eğer merhamet olmasaydı nefes bile alamazdık. Görmüyor musun? Güneş müminin de kafirin de yüzüne doğuyor. Evliyaya da, en büyük günah işleyene de Allah o güneşi doğduruyor. Allah sana kuvvet gönderiyor. Allah dünyaya da kuvvet gönderiyor. Allah bu dünyaya rızık gönderiyor. Kafirler diyorlar, bu dünyada yeterince yiyecek yok diyorlar. Çocuk yapmayı bırakın diyorlar. Dünya diyorlar çok kalabalıklaşıyor. Yeterince rezerv yok diyorlar dünyada. Evet, çünkü biz yakıyoruz bütün o yiyecekleri, gıdaları, fiyatları yüksek tutmak için. Tonlarca gıdaları okyanuslara döküyorlar. Sadece zengin olmak için, kar etmek için. Allah her şeyi gönderiyor. Allah merhameti de gönderiyor, rızkı da gönderiyor. Mümin olarak Allah'tan ne istemelisin? Müslüman olmana gerek yok, bağışlama dilemek için. Belki Allah'tan bir şey istemek yerine biz Allah'a sormalıyız. Allah bizden ne istiyor? İstiyorum demek yerine belki ona sormalıyız. Sen ne istiyorsun bizden? Ve bizim yaratılış gayemiz nedir? Ne için yaratıldık biz? Ne olmak için? Bu soru üzerine şimdi tartışabilir miyiz? Fikir öne sürebilir miyiz? Biz ne için yaratıldık? Allah'a kul olmak için, hizmet için yaratıldık. Allah bizim kulları olmamızı istiyor. Allah bizden onun kulu ve elçisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunu takip etmemizi istiyor. Başka bir yolu değil. Ben şimdi bu sohbeti verdim. İstemeyin ve zorlamayın demiştim. O bir başka mevzu üzerineydi. Belki bugün için değil, senin için değil ama belki yarın içindir. Bazıları var, geliyor, el alıyorlar, tarikata giriyorlar maşallah. Hemen diyor, şimdi bana yapmam gerekeni söyle, ne yapmalıyım? Sana şimdi bir kitap mı vereceğiz? Yapman gereken, yapmaman gerekenler diye. Çok enerjiyle geliyorsun maşallah, çok iyi. Ama diyorsun ki ben bunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, bunu istiyorum diyorsun. Ve yapıyorsun bunu bir süre. Ama sonra duruyorsun. Onu bırakmaya başlıyorsun, yaptığın şeyleri bırakıyorsun.
senin için değil bu o zaman. Zorlama bunu. Ya da bazı ilimleri bilmek istiyorsun. Bilmek istiyorsun ama niye bilmek istediğini bilmiyorsun. İlim öğrenmek istiyorsun ama neyin ilmini, ne için? Ben Allah'ın ilmini istiyorum diyorsun. Ne için? Allah'ın ilmini öğrenmek istiyorum. Evliya olmak için dersen sana derim o zaman. Sen tamamen nefsinin kölesi olmuşsun derim. Nefsin ensene basıyor derim. Makam sahibi birçokları vardı ki onlar tarikatı terk ettiler. Bilmiyor musun? Allah'ın ilmini niye öğrenmek istiyorsun? Allah'ın ilmi Allah'la peygamberin arasındadır. Senin için değil bu. Miracı Şerif peygamberimizin miracıydı. Allah'la peygamberin arasında olan şey birkaç hadisi şerifle mi sınırlı zannediyorsun? Birkaç kitapta mı gizli? Birbirini seven iki insanın aralarında konuştukları bütün dünyanın bilmesi gereken bir şey değildir. Aralarında konuştukları yalnızca bu şeyler midir? Allah'la sevgili peygamberimiz arasında bir ilim, bir olan konuşmaların bazıları aralarında kalmıştır. Efendimiz Allah'la olan buluşmasından bazı ilimleri de etrafındaki özel kişilere anlattı. Bazı ilim, bazı konuşulanları da genel insanlara anlattı. Bazılarını da bütün herkesin bilmesi için anlattı. Allah'ın hakkında sır bilsen ne olacak? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bildin diyelim. Eğer senin bilmene eğer izin yoksa öğrenirsen sen o zaman karışıyorsun olayı. Kim söylüyor bu sözleri günümüzde? Bütün ilim herkes için değildir. Bazıları var, alimler var. İlim diyorlar herkes için. Bilmiyor musun? Küçük, azıcık bir ilim bile tehlikeli bir şeydir. Dünyayı tersine çevirebilir. Bu kadar yeterlidir.